Aslında böbrek taşı düşüren hastanın 3 çeşit tedavisi vardır. Bizim en çok istediğimiz şey hastanın kendi kendine bu taşı düşürmesidir. Eğer taşın boyutu, yeri, sertliği ve hastanın yakınmaları uygunsa medikal tedavi dediğimiz yardımcı ilaçlar vererek bu düşürmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Ama bazen hasta taşını kendi düşüremiyor veya bu düşürme sırasında çok ciddi ağrılar, çok ciddi şikayetler çekiyor. O zaman da müdahale gündeme geliyor. Bu müdahale iki türlü olabilir. Bir tanesi bir makinamız var. Bu makine şok dalgası üretiyor. Ve biz bu şok dalgalarını taşa yönlendirerek taşı kırmaya çalışıyoruz. Ancak her hastada uygun değildir bu tedavi şekli. Yine de uygun olan hastalara bunu öneriyoruz. Bu yöntemle taş parçalandığı zaman vücut içerisinde hasta taşını yine kendisi dökmek zorunda kalıyor. Diğer yöntem ise biz bazen bu taşlara cerrahi olarak da müdahale ediyoruz. Şu anda dünyada artık açık taş, açık ameliyat kalmadı taşlar için. %99 diyebilirim ki kapalı yolla müdahale ediliyor kanaldaki veya böbrek içerisindeki taşlara. Bu da endoskop dediğimiz aletlerle oluyor. Bunlar kameralı, ışıklı aletlerdir. Hastaya herhangi bir kesme yapmadan, herhangi bir yerinden bir yara açmadan doğal yollarla, idrar yolundan girerek biz bu taşa ulaşıyoruz ve o taşı vücut içerisinde kırarak dışarıya çıkartıyoruz. Bu kapalı ameliyatlar teknolojik olarak çok gelişmişlerdir. Son zamanlarda çok değişik aletler piyasaya çıkmakta veya üretilmektedir. Ancak bu aslında söylemem gerekirse alet işler en övünür tarzı ameliyatlardır. Bu aletlerin veya malzemelerin en iyileriyle yapılmaları gerekir ve elinizin altında her türlü malzemenin bulunduğu bir merkezde bu ameliyatları yapılmaları gerekir. Çünkü bir problem çıktığında farklı türde bir malzeme veya o problemi aşabilecek bir malzemenin bulunması gerekmektedir.